İyi nöbetler Tavutu. İyi nöbetler. Sana iyi nöbetler. Nöbeti ten tutuyordu. Uşağım sana bir şey soracağım. Balıkesir'in bir ilçesi. 8 harfli sonu luk ile bittiği biliyor musun? Tuturluk. Tuturluk? Tuturluk değil. Tuturluk. Açan sen yeni devre misin? Hayır ben... Uy. Ulan ne diyor ciddi? Ulan ne giriyorsun içeri? Çık dışarı. Kekamam Atker. Kekamam. Hah. Kimdik o? Ulan o benim panomdur. Ya bırak ya. Oynama bırak Atker. Atker mi? Atker ne ulan? Manyak mısın? Doğru konu. Ben Utman Tavut, Yotuk, Yiğit Türk. Komutanım. Kimdik? Al bunu. Kaydımı yap da içeri gireyim. Emrediyorsunuz komutanım. Komutanım, yeni bir emir geldi. Denetlemelerle mi ilgili Levent? Hayır komutanım, daha çok Ferit'le ilgili. Yine ne yapmış? Ordu milli takımı toplanıyormuş. Sakatlığının nasıl olduğunu, takıma katılıp katılamayacağını soruyorlar. Tam da sırasıydı. Efendim komutanım? Ha, yok bir şey. Ne kadarlık bir kampmış bu böyle? Ekim'de ordular arası dünya şampiyonası varmış. Kasım'a kadar yok yani. Neyse. Seyfi, sen yine de Ferit'e bir şey söyleme. Gelip beni görsün. Emredersiniz komutanım. Of abicim ya. Bitmedi gitti şu sıcaklar. İyi oldu ama iyi. Ben terleye terleye 3 kilo 800 gram verdim. Merak etme Jumbo'cum. Kışın faiziyle geri alırsın verdiğin o kiloları. Kışı çıkarabilirse tabii. Hayırdır lan? Gidici mi bu? Yeni gelen katil ilk bunu katledir herhalde. Aramızda en gıcığımız bu. Şşş, rahat durun be. Ulan babacanlar. Ya adamı tanımadan etmeden hemen yargısız infaz. Korku filmi canavar yaptınız be. Bir durun bir dinleyin adamcağızı ya. He valla. Hem niye ilk beni öldürüyor he? Ya aslına bakarsanız ben de tırsmaya başladım he. Bak şimdi bu adama yan gözle falan da bakılmaz he. Ne bakıyorsun kardeşim diyebilir yani. Üstelesen olmaz, olmaz. Öylesine bakıyordum burada der desem. Yok alttan aldım diye daha çok üste çıkacak dedi. Öf ben işin içinden çıkamadım ya. Bak şimdi bak o anda belki bir şey yapmayabilir. Ama daha sonra gece koğuşta gizlice gelip karnıma bir bıçak saplayabilir. Ah ben böyle ağzımı kapattı diye benim bağırışmalarımı siz duymazsınız. Benim bağırsaklar dağılır her yere. Allah'ım ben iyi de bir adamdım ya. Vallahi şu anda ben de senden korkmaya başladım Katra abi. Vallahi bravo Katra'cığım. Yani o anı yaşattın bize. Tamamen hissettik. Oh. Benim de canım kokoreç çekti bağırsak neyin deyince. Oha ayı. İşte bu yüzden ilk sen öleceksin. Hadi be oradan. Dengesiz bir psikopat. Şakir. Abi gel bir arkadaşı koğuşa yerleştireceğiz. Ana yeni gelen katili mi yoksa? Abicim ne alakası var ya? Adam gelmiş işte mecbur. Ferit kaç leşi varmış? 99. 100'e tamamlayacakmış. Allah'ım ya. Abicim hadi. Hadi aklınızı helal edin. Ferit, bana bak beni Elif'le yalnız bırakmayasın ha. Ha Hamza, seni de Aztek Kerim çağırdı. Eyvallah babacığım. Ay başımın belası. Nerede? Yeni odasında. Yeni odada mı? Vermişler bak. Oldukça güzel şeyler yazıyor dosyanda. Bundan evvelki görevinde bayağı başarılıymışsın. Sağ olun komutanım. 2 tane dumur batkanlığı muhafızaları... Tören kıtatındaydım. Bando falan mı? Hayır. Kıtanın disiplin torunlusuydum. Torunlu. Yani torunluluktan geliyor. Ha, anladım anladım. Kıtanın disiplin sorumlusuydun. Ahmet, uzman çavuş Yusuf'un senin haylazların adam olmasında bayağı katkısı olur öyle değil mi? Olmaz mı komutanım? En azından yükümüz biraz hafifleyecek. Yalnız anlamadığım bir şey var. Ne oldu da böyle görev yerini apar topar değiştirdiler? Hatırlar tanık komutanım. Geçen ay Dumur Batkanımı da bir devlet büyüğü ziyaret etmişti. Evet. Ve o ziyaret sırasında bir arbede çıkmıştı ve biri dayak yemişti. Evet. O dayak yiyen kiti benim efendim.
Nasıl yani? O dayağı sen mi yedin? Cumhurbaşkanımın da kravatı biraz yamuktu. Ben de tadede düzeltmek istedim. Dayanamıyorum. Özür dilerim komutanım. Ama simetrik olmayan teyler gönlünde bir an sinirlerim boşalı veriyor. Anlıyorum. Gitmek zorunda mıyım komutanım? Sonuçta bu bir rica değil, bir emir Ferit. Bacağım...